Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün kabak yemeği pişireceğim. Pırasalı arkadaşlar, hemen sizlere tarifini veriyorum arkadaşlar. Bakalım kaç malzemeyle yemek yapacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz burada hemen iki tane böyle kabağım var arkadaşlar. İki kafa soğanım var. Bir tane kırmızı biberim var. Maydanozum var. Dereotum var. Arkadaşlar pirincim var, pirinç var, tuz var, pul biber var, karabiber var, salça var arkadaşlar. Bir de tencerem var arkadaşlar. Suyumu kaynattım. Hemen tarifine geçelim arkadaşlar. Ocağımın altını şöyle arkadaşlar açıyorum. Güzelce ocağımın altını açtım arkadaşlar. Bugün ne yapalım? Zeytinyağıyla yapalım arkadaşlar. Zeytinyağlı zeytinyağıyla arkadaşlar şöyle sızma zeytinyağımız arkadaşlar sırmanın arkadaşlar zeytinyağını şöyle tencereme şöyle fazla koymadım. Arkadaşlar hemen soğanı pirinçlerimi arkadaşlar bu arada yıkadım. Şimdi soğanımı şöyle tencereye doğruyorum arkadaşlar. Tencereme doğradım. Soğanlarımı biraz güzelce şöyle soteleyeceğim arkadaşlar bu arada. Bu sotelen eş tane arkadaşlar. Bir şey daha mı varmış? Bir tane daha soğanım varmış arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi soğanlarımı şöyle ne iri ne ince arkadaşlar. Fazla yemekte fazla ince de sevmiyorum. Şöyle kalın olsun. Böyle. Şimdi arkadaşlar soğanımı güzelce. Şimdi sade arkadaşlar kabuklarını koymayacağım. Sade şu başını şöyle şu şekil şöylece size de şuralarını alıyorum. Şöyle kapya biberimin içine aldım. Şöylece arkadaşlar. Şimdi kapya biberimi de şöylece soğanımın içine şöylece arkadaşlar güzelce şu şekil doğruyorum. Arkadaşlar şöyle biraz altını ısıyım bu arada. Kapya biberlerimi de güzelce şöyle doğruyum arkadaşlar. Umarım zevkle izlersiniz. Sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar. Bu arada hepinizi sizlerin desteğiyle inşallah şöylece soğanımla arkadaşlar kırmızı biberimi şöylece tencereme koydum. Güzelce şöyle biraz şöyle şu şekil. Şimdi arkadaşlar burada ev yapımı böyle kendi yaptığım salçam var. Burada tatlı biber salçası var. Hemen biber salçamı açıyorum. Biraz biber salçası katacağım. Biraz da şöyle arkadaşlar karışık. Kendi yaptığım el salçam var. Şimdi bunu iyice güzelce arkadaşlar şöyle de salçayı iyice şöyle de kavuruyorum. O kavurulaştan arkadaşlar hemen şu şurada durak olsun diye hemen arkadaşlar kabaklarımı şöyle şu şekil patates doğrar gibi şöylece arkadaşlar fazla ince de inceltmeyeceğim şu şekil aynı patates doğradığım gibi kabaklarımı şöyle şöyle üçe bölerek şu şekil şöylece arkadaşlar. Arkadaşlar üstüne de sarımsaklı güzelce yoğurt dökebilirsiniz. Şimdi
bir damla şöyle. Şöyle de. Bu arada pirinçlerini atıyorum arkadaşlar, biraz pirinç geç piştiği için pirinçlerini ilave ettim bu arada. Hemen şu bir tane kalan kabağımı arkadaşlar şöyle, bunu da aynı o eşitte doğruyum. Arkadaşlar kabuğunu soymuyorum çünkü vitamini, kabuğunda her şeyi, onun için arkadaşlar kabuğunu soymadım. Kabuğunu soydum, dediğim gibi vitamini kalmaz. Şimdi tabaklarımı şöyle, onu da ilave ettim. Güzelce şöyle iyice bir karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle de bu şekil. Çok az bir su koyacağım şöyle. Biraz arkadaşlar kavrulacak bu. Şöylece. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Tuzunu, güzelce tuzunu koydum. Ondan sonra şöylece biraz arkadaşlar pul biber ilave ediyorum. Onları da söyleyeyim. Şimdi şöylece arkadaşlar karabiber gerçekten kabağa yakışır. Karabiberimi koydum. En sonunda da arkadaşlar indikten sonra dereotuyla maydanozunu koyacağım. Güzelce biraz şöyle bir 10-15 dakika arkadaşlar güzelce sotelendirmeyin, böyle kavruldurmayın. Ondan sonra suyunu vereceğim arkadaşlar. Birazdan görüşelim. Arkadaşlar kabağım böyle şu şekil. Gördüğünüz gibi çok az bir suyla böylece pişirdim arkadaşlar. En sonunda söylemiştim, maydanozuna dereotunu ilave edeceğim diye. Üstüne şöyle maydanoz suyuyla arkadaşlar dereotunu koydum. Şöylece arkadaşlar bugünlük dediğim gibi kabak yemeğim böyle bu şekil. Üstüne sarımsaklı yoğurt dökeceğim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın diyeyim. Benimle kalın diyeyim. Sizleri çok çok seviyorum ve öpüyorum diyeyim. Ondan sonra söyleyeyim. Hatice'nin dünyası bu. Kanalıma abone olursanız beni çok çok memnun edersiniz. İnşallah sizlerin sayesinde çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için. Hoşça kalın.